Reklama girecek ama teşekkürler. Efendim, şimdi Ceren'le Pişi'nin nikahını kıyacağız. Vallahi getirdik, hem de çok güzel, hem de soğumadan getirelim dedik ama bir tık böyle bir şey olmuş olabilir. Şey, peçete alalım mı Zeynep, bir de çay alalım mı yanına? Vallahi harika olur. Çay da Zeynep, çay ve peçete. Şöyle akşam çayı. Evet. Of. Teşekkür ettik. Çok teşekkür ettik. Ya Pişi'yle öyle bir aşk ilişkisi mi varmış? Öperim ben bunu. Evet, yüzüme falan koyup yatabilirim. Yastık zaten, aynen. Yastık gibi. Peki evde falan yapıyor musunuz? Hayır, bu arada gluten yok hayatımızda. Ama mesela şu var ya hayatımızda, evet. Şu anda yani dayanamıyorum. Ben de öyleyim de hamur dayanamıyorum. Asla. Tatlıyla hiç aram yok. Serkan'ın tatlıyla arası ben vardır. Tatlıyım. Akşam bize oturmaya gelir. Belirli bir saat sonra gıdıklanır. Acaba tatlı ne söylesek falan diye. Benim de hamur işi. Tatlı ne söylersiniz genelde o ben saatte? Çikolatalı tatlı. Ha, böyle profiteroller falan. Evet, tam olarak ekler. O. Brownie'ler, eklerler. Ekler ve profiterol benim best tatlılarım ya. Çok severim. Bu incelik, bir de böyle sorarlar ya, ben sanki tatlı yiyenler de 150 kilo. Bu incelik niye diye. Ya şöyle dikkat ediyorum. Hı hı. Spor falan yapıyorum. 4-5 gün gidiyorum. O da hakkım yani benim. Haftada 1-2 yiyorum ya. Ya o değil de beni Instagram'da niye blokladınız? Aa. Beni Instagram'da kadın bloklamış ya, ben ne yaptım ya? Bir dakika. Ceren mi? Evet. Ay, ben salı gecesi uykusuz kaldım. Şimdi ona çalışıyorum. Hayatına falan çalışıyorum. Instagram'ını da stalklayacağım. Girdim ki yok öyle biri, bulunamıyor. Sonra eşinden girdim, Osman Karakoç'tan. Görünmüyor. Sonra dedim ki Hande'yi aradım. Hande dedim. Lütfen dedim, Ceren Hanım'a girer misin dedim. O giriyor. Ben giremiyorum. Beni bloklamış. Aa, rezalet. Kadın. Böyle bir şey yok. Ben bloklandım arkadaşlar ya. Telefonum nerede benim? Sonra ne oldu? Ne geldi aklıma? Bundan bir ay kadar önce ben hacklendim. Tamam. Şimdi dedim ki, hatta kadının günahını almayalım dedim hani diye. Ben hacklendim ve hackleyen kişi beni paralel bir şekilde, ben buna girebilirken herkese, bütün ünlülere bana oy verir misin falan diye link göndermiş. Evet, tamam. En iyi çok sunucu diye. Çok flash bekliyordu bana. Ben hatırlıyorum. Tamam. Sizden de bana dedim gelmişti galiba. Dedim ki kesin korkmuştur dedim. Hani evet. Şey, ürkmüştür dedim ve beni bloklamıştır dedim. Aynen. Onu anlayıp. Aynen. Hatta geçenlerde şöyle bir şey oldu. Aynı şey işte, Suna Dumankaya. İşte ben oradan hacklendim. Aynen. Bana mesaj attı. Ceren'cim nasılsın canım benim? Allah Allah diyorum, biz nereden tanışıyoruz? Sonra çok önemli senin bana oy vermen. Oy verdiğince dedim, yine aynı şey. Ben de Suna abla diye girdim. Girmemle hacklenmem bir oldu. Şimdi bitti ama değil mi? Bitti artık, yani bloğu kaldırabiliriz. Tamam, hani şey tamam. Sakıncası yoksa. Ay ne de ya, rezalet. Ne olur şurada bir yayında lütfen rica ediyorum. Benim bloğumu kaldırır mısınız hocam? Hemen telefonum ama içeride. Ben çünkü o kadar seviyorum ki. Ya bu hani yüreğimin kaldıramayacağı bir şey. Bu arada Ceren'in hayatta yapacağı bir şey değildir. Mesela şu an var mı, tansiyonu yarı yarıya düşmüştür. Ay telefonum. Ay tansiyonum düştü gerçekten. Ama biz aynı şeyi düşündük Hande ile ve dedik ki bundan kaynaklıdır. Adam o hackleyen kişi göndermiştir böyle böyle. Kadın da akıllı davranmış. Herkes benim gibi salak değil ki girip de linke tıklasın. Estağfurullah, olur mu? Aa, bir dakika. Sonra ben Suna Dumankaya'yı aradım. Dedim ki Suna abla, siz bana bir link yok canım. O bir tane o kadar sakin ki. Oha şey beni şey hacklemişti odur. Ya Suna abla. Ben şimdi sizi takip etmeye başladım. Yok beni ha. Ama ben zorla takip ettirmiş olmayayım. Öyle bir görgüsüzlük yapmayayım. Hayır şu an. Ne demek? Şu an açık. Şu an açık ama ben de. Allah Allah. Tamam. Evet şu anda açık. Tamam oldu. Ben de hemen ve şeye takip ettim. Engel Allah'ım, öpüşüp barışalım. Evet. Allah'ım, bu numarayı çekmişim ben. Ceren Karakoç beni takip etsin diye ben bu numarayı çekmişim ya. Ya estağfurullah, olur mu? Yok gerçekten şey? Ben bloklanmıştım yani. Böyle bir durum ay, olmuştu. Ay siz değil, ben Allah şu an Serkan biliyor tansiyonu falan düştü burada. Mahvoldu şu an. Ya şimdi kim kimi diziye şettirdi, referans oldu. Aynı anda oldu ya. Aynı anda mı oldu? Evet. Bunlar Hande ile gıyabınızda konuştuklarım. Acaba kim kim için, bak gelir misin diye kim kime söyledi diye düşündük. Şöyle bir şey olmuştu. Ben... Canımsın benim. Ceren benden daha önce. Teşekkür ederiz bu arada. Harika, çok teşekkürler. Bir de birkaç tane peçete alalım mı? Ay bu program ne kadar güzel ya. Ve rahat böyle. Değil mi? İşte. Bloklanmazsak bir de evet. Ceren daha önce anlaştı benden. Projeyi anlattı. Dedi Serkan dedi böyle böyle bir rol var dedi. Umut diye bir karakter. İşte sen olsan ne kadar güzel olur ama hani genel bir sohbet geçti aramızda. Kapattık. Ben başka bir işle görüşüyordum. Sonra hatta o işle bu iş
karar vermemiz gereken gün aynı güne denk geldi. Böyle benim için bir şey oldu yani işte o mu olsa bu mu olsa diye. Ceren'le bir daha ne zaman denk gelebiliriz yani? Denk geldik bu arada. Başka projede beraber oynadık ama beraber oynamadık. Yani. Bu arada aynı söyleyeyim ya 18 Mart Çanakkale'den aslında okul sınıf arkadaşısınız birlikte ve iyi arkadaşlar. Evet. Hani ondan sonra hiç kopmadınız galiba. Yok. Hiç. Evet. Ve şimdi çok, evet buyurun. Öyle yani sonra, sonrasında da yani buranın daha iyi olabileceğini düşündük ve çok da güzel oldu. İyi ki de öyle oldu. İyi ki olmuş. Hani bizim kanal diye söylemiyorum. Ceyda gitti mi? Bizim kurumsal Ceyda yok şu anda. Ha, yukarı mı çıktı? Tamam. Ceyda'ya da yani, o kadar severek izliyoruz ki. Ben başta Evrim geldiğinde de çok Kızılcık Şerbeti'ni izlemiyordum. Hı hı. Sonra ay çok ayıp olacak patronum çok özür diliyorum. Bizim Meriç Keskin'den görüyorum. Habire o fanı ya evet, Kızılcık Şerbeti. Meriç'ten sonra ben bir şey sardım. Ama iyi ki sarmışım en baştan. Hepsini izleyip sonrasında da hastası olduk. Çoğu insan öyle oldu. Sezonun yarısında geçen sene. Ben yolda yanımdan insanların şöyle geçtiğini hatırlıyorum. Yani şu an 27. bölümdeyim. Şu an 17'ye geldim. Beni bekleyin 20'yi beraber izleyelim diye. Hı hı. Geçen sezon bayağı öyleydi. İnsanlar sonradan internetten yakalayıp öyle, yayını ben yakaladılar. Ben de öyle devam oldum. Ettiler. Televizyon izlemediğim için öyle oldum. Şey ama ne güzel bir iş yapıyorsunuz. Ellerinize ya sağlık. Ya. Yani çok seviyoruz. Hani bu tamam bunu hep duyuyorsunuz. Böyle bir şey zaten televizyon ve diziler ama hani sizi böyle kalbimizde tutuyoruz. Böyle. Çok güzel bir duygu bu. Cidden farklı oldu ya. Yani evet, şimdi hani biz böyle her yerde anlatıyoruz güzel bir iş oldu. İşte Ceren'le beraber denk geldik falan ama yani işin başka bir tarafı. Yani yolda insanlar garip bir sahiplenmeyle yani bizi karşılıyorlar. Mesela benim sürekli yemeğe gittiğim bir yer vardı. Oranın sahibi tanımazdım ben. O benim yanıma gelene kadar. Serkan dedi bak dedi kaç tane dedi şu zamana kadar ben burada esnafım. Kaç insan geliyor gidiyor buraya oyuncu. Hiç de huyum değildir insanların yanına gitmek. Ama dedi abi dedi tut, ben seni tanıyorum ya dedi. Öyle yani ben tanıyorum abi seni dedi yani. Gerçekten hatta bir arkadaşı vardı yanında. O da Londra'da oturuyormuş hanımefendi. İşte ben de oradan izliyoruz sizi falan filan diye böyle. Yani insanlar Londra'da böyle sürekli... Londra'da bu arada çok izleniyorsunuz. Çok. Benim diğer memleketli Londra çok izleniyorsunuz. Benim bütün arkadaşlarım fanınız. Evet evet bana benziyorlar. Öyle bir dakika ben soracağım soruyu unuttum şimdi bu şeylerden sonra. Ama siz bence ikiniz de siz 8 yaşında falan da biliyordunuz bu günleri ya değil mi? Bence biliyordunuz. Siz bir gün bunun olacağını biliyordunuz. Evet. Hayalini kuruyordum diyebilirim. Hayali kurmak ayrı bir şey. Bir de insan içinden bilir ya. Bence biliyordunuz. Sadece zamanını o bilmekle zamanın gelmesi arasındaki makas oluyor ya o çok sıkıcı bir dönem oluyor. Evet. Çok sıkıcı bir evre bence o bilmiyorum siz öyle mi düşünüyorsunuz? Biraz işte tabii gençken yani işte üniversite bittikten sonra işsiz kalıyorsunuz. Maalesef bir umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Sonra çoğu zaman kendinizi sorguluyorsunuz. Acaba bu meslek yanlış bir meslek miydi? Bunun bizim ülkede bir karşılığı yok mu? Bir de maalesef ekranda gördüğünüz kişiler hep böyle aynı kişiler oldukça sizin o dönemdeki bütün inancınız yitiriliyor. Ama kendi yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak şimdi herkes soruyor hani böyle nasıl falan. Diyorum ki hiçbir şeyin yaşı yok. Aynen. Her şey zamanında olması gerektiği zaman, olması gerektiği yerde, olması gerektiği şekilde oluyor. O yüzden kesinlikle belki evet o 8 yaşında test, ben hep öyleydim. Hı-hı. Test kitaplarının içerisine roman koyup, oyun koyup okuyan Ceren, o küçük kız çocuğu belki bunu biliyordu ve bu evrelerden geçti. Bugün işte 39 yaşında... Serkan 40'a kızıyor yine da yaş. 40. Ben yuvarlayıp 40 diyorum. 39 diyor. Yani. 40 da güzel bir yaş ama. Evet bence de. Bu zamanımda oradaki işte o küçük kız çocuğunun şeyini görüyorum işte. Demek ki biliyormuş ve ben bugün şu an buradayım. Kim bilir daha neler yaşayacağım. Kim bilir? Hangi roldü o çocukken ders kitaplarının arasındaki oyunlardaki hangi roldü? Ya o kadar... Ama özellikle işte vardır, bir tanesi vardır falan. Onun böyle. Ben hep bir öğretmendim. Hani ne olduğunu bilmediğim bir hep böyle. Yani okuldan ben eve gelirdim. Ders çalışmak için en büyük şeyim, bütün kız çocuklarında, yani kız çocuklarında değil, bütün çocuklarda vardır. Hep böyle bir tahtaya yazıp şey. Belki de o da annemin dominantlığından gelen bir şey olabilir. Ama baba da tabii öğretmen olmayı isteyince, hani öğretmen olsun kızım aynen diye öyle bakınca. Evet, evet, evet. Babam için öyleydi ilk zamanlarda. Öğretmenlik çünkü belirli saatleri olan,
işte hafta sonu tatilinin olduğu, yaz tatilinin olduğu bir şeydir. Ya yani konforluydu ama kolay evlenebilir diye bakıyor babalar. Doğruya doğru yani şey evet. yok. Evet evet. Ben tabii. gazeteci olacağım dedim de babam da gazeteci olmasına rağmen bütün arkadaşları toplanıp olmamam konusunda beni ikna. Hepsi gazeteci, hepsi ünlü gazeteciler topluluğu karşımda. Ben evlenemezmişim. Cevapları bu. Koskoca ya ülkeyi neredeyse tabii. şey yapıyorsunuz, aydınlatmakla görüyorsunuz. Bana söyledikleri ezber. Evlenemez, koca bulamazmışım. Evet, çünkü hiçbir adam sizi sabah 4'e kadar beklemezmiş. Ya da sabah 4'te 5'te nöbete gitmek için evet. kalktığımda bilmem ne imiş. Evet. Hiç de öyle olmadı. İki kere de evlendim. Peki sizinki nasıl oldu? Böyle sorarlar ya ben de sevmem böyle programlardan. Çocukluğa dönme falan değil, o yok anlamda ya. Değil. O gerçekleşme anı, o bir klik etme anı. Ya tabii şimdi şöyle bir şey oluyor. Seyirci de bizi... Bu son halimizle tanıyor aslında. Yani bizim yolculuğumuzu bilmiyorlar. Yani herkesin yolculuğu, her oyuncunun, her gazetecinin, bu gazetecilik de çok zor bir meslek yani. Ama o süreç nasıl gelişti? Benim için kolay değildi. Ceren için de kolay değildi. Şahidim buna. Ama tabii küçüklüğümden beri hep bir şekilde ben şiir okuyan bendim. İşte bir yerde bir şey yapılacaksa o kişi bendim. Hep okurdum ederdim ama bir oyuncu olacağım diye bir şey yoktu. Hatta üniversite yani liseyi bitirirken de yoktu. Ben tiyatro yapıyordum yine. Hatta yani şimdi aktif olduğumda daha aktiftim tiyatroda. Yani bütün Balkanları geziyorduk, yurt dışına gidiyorduk ve çok iyi işte profesörlerle şeylerle çalışıyorduk. Ama biri de bana gelip şey demiyordu yani işte tamam sen de konservatuar okursun, oyunculuk okursun diye demiyordu. Biz böyle lise bitti ne yapacağız modundaydık. Sonra bir anda benim bir edebiyat hocam vardı dershanede. Bir telefon etti, sınava gireceksiniz falan derken çok ani oldu yani benim. Okey sınava gireyim dedim. Girdim, evet, evet. Başladı yolculuk. Yani aslında hep içimde vardı. Belki ben onu diyorum. Belki ben başka bir şey seçecektim ama yarı yolda bırakacaktım onu birçok insan gibi. Oyunculuğa geri dönecektim. Yani ama evet. böyle büyük hayallerim yoktu açıkçası böyle. Ben oyuncu olayım diye böyle hep sürekli ona göre hareket etmedim. Ama o benim karşıma geldi. Sen oyuncu ol en iyisi diye. Bir anda çıktı karşıma ben de tamam dedim reddetmedim yani. Bence bu hikaye yani şu son bir yıldır yaşadığınız hikaye sizin özellikle de o yazdıklarınızı, yöneteceklerinizi falan da işinizi kolaylaştıracak, bir zemin sağlayacak. Öyledir ya benim yazdığım şunlar evet. var. Vardı çünkü değil mi bir dolu evet. var. Evet. Daha evet. da yazarsınız bundan sonra da. Bunları hayata geçirme konusunda da sponsor desteği, maddi destek, yönetmen desteği neyse bunun adı, yapım firması pek çok şeyde kolaylık sağlayacak. Ya, yani aslında bu hani kesinlikle. Şeymiş gibi çok yönlü disiplinler arası bir şeymiş gibi de görünüyor. Öyle öyle yani aslında baktığımızda şu an ona çok güzel ayak uydurduğumuz bir döneme girdik. Eskiden şöyleydi sen oyuncusun oyunculuk yap, sen şusun şunu yap diye. Ama artık çok yönlü bir şeydeyiz. Kimse kimseye şunu diyemez yani niye bu işi yapıyorsun diye. Bence bu özgürlük güzel bir şey. O yüzden hani Ceren... Bir film de çekebilir ya da çok alakasız başka bir şey de yapabilir. Yani şu an bizim için dediğiniz gibi bunun kolaylaştığı bir dönem ama bu kolaylığı işte yakalayabilmek de çok zor. Yani buraya gelene kadar o gücü sürekli tutmak, yakalamak. Çünkü size hep şey istiyorlar yani maksimum seviyenizde istiyorlar. Ve o zorlukları aşıp atıyorum işte geçen sene bu projede de. Ben maksimumumla o görüşmeyi yapmak zorundayım. Yani eğer ki ben bir şeylerden pes edip. Çünkü benim de ikinci bir şansım hiçbir zaman yoktu. Yani şöyle bir şey, oyunculuğu seçtikten sonra çok gerçekten hani zorlu bir süreçti. Ama hiçbir zaman geriye dönüp de acaba bıraksam mı, ben başka bir şey mi yapsam acaba demedim. Zorlandım, ettim. Bugünü bekledim yani. Ya öyle ilginç bir dönemdeyiz ki aslında bırakmak da gerekmiyor. Başka bir şey yapmak evet. için bırakmak gerekmiyor. Gerekmiyor yani dünya evet. bunların tamamını bize sunuyor. Bu çok evet. büyük bir şans. Evet. Evet. Yani şimdi iş insanı olmaya da karar verebilirsiniz. Ben tabii. sanayici olacağım. Değil mi? Tabii, tabii. Rulman üreteceğim de diyebilirsiniz. Kime ne ama oyunculuğa da devam edebilirsiniz. Yani bu o kadar geniş ki artık. Kesinlikle. Ya öyle. İşte mesela eşim o konuda öyle. Evet. İnanılmaz yönlü bir adam. Ben ona hep... Ay aşk dolu saniyeler. Evet biraz öyle oldu. O da mesela kimya 4 terk. Arkasından oyunculuk aşkıyla oyunculuk. Yani Türkiye derecesi falan yapmış biri bu arada yani. İlk 200'lere falan girmiş. Bir dakika nerede Türkiye derecesi? ÖSS'de. Evet ÖSS'de. Öyle biri yani. Hocam çok özür diliyorum. Bir saniye elini alabilir miyim buraya? Hayır neden? Bir dakika anlatacağım. Evet, ben ÖSS ile ilgili alacağım. Yemin ediyorum ya bir saniye. Evet Osman Karakoç. Şu
ÖSS'de kaç dediniz? Vallahi ben 200'ler diye hatırlıyorum yani hikayede. Yok yok, lütfen şöyle de alabiliriz. 200'lerde. Kaç netiniz çıktı hocam ÖSS'de? Vallahi 2001. Tamam. Yani hatırlamıyorum. Çok hani 1-2 yanlışım var. 1 falan Osmanlı'da, 2'de. Yani özelde yoktu şey galiba mi? Da sayısal matematik da bir kafa mı yani? Evet, aslında işte onun bence oyunculukta inanılmaz güzel şeyi var, karşılığı var. Yani matematiğin aslında bence her alanda inanılmaz evet, bir karşılığı bizim var. Bizim işte de çok var karşılığı. Evet. Şey neden? Ben üniversite sınavında çünkü bir eksi falan diye o kadar hatam vardı ki fende. Hani doğru yani yanlışlar doğruları falan götürdü. TÜBİTAK ödülü falan var onun bir de. O söylemez de. TÜBİTAK ödülü mü? Evet. Tövbe bismillah. Evet. Tabii, lisede biz proje yarışması yapmıştık. Benim çok sevdiğim dostum vardır. Mehmet Çeliko. O da şimdi çok bilinen, çok da iyi bir yöneticidir. Reklam olmaz değil mi? Marka söylemeyelim şimdi. Söyleyin bipleriz. Tamam. CEO'su kendisi. O da çok başarılıdır. O da Boğaziçi mezunu. Ben Bilkent'e gittim. Biz lisede beraber proje yarışması yapıyorduk. Yurt odasında tavuk besliyorduk. Tabii. Ay şimdi yani içeride Osman Bey'le içeride konuşurken biliyorum mikrofon yok şimdi dırdır yönetmen orada. Osman'cığım şuraya konuş. Osman Bey'le konuşurken dedim ki ne olur programa siz de gelin. Çünkü hem kendisi şirketlerle çalışıyor, motivasyon konuşmaları yapıyor. Hem bu kendini gerçekleştirme, tatmin olma, mutlu olma bla bla bu ayrımları çok net ortaya koyduğumuz bir şey yapalım. Hem de ne tatlı, çok yönlü. Evet. Çok özür dilerim sizden çaldığım için. Şu anda rol çalıyor hayır, kendisi. Hayır, evet. Ya ben şeye inanırım. Yani bir insan her şeyi yapabilmeli. Yani hani her alandan beslenebilmeli. Farklı evet. disiplinler, farklı bakış açıları, farklı uzmanlık alanları. Drucker diyor ya, 4 yılda bir kendinizi değiştirin diyor. Yeni bir uzmanlık alanı bulun diyor kendinize. Yani benim mottom odur, yaşam mottom. Biz aynı yerde hani sayıklıyoruz. Oyunculuk çok kıymetli. Ben hala çok seviyorum oyunculuğu. Yine yaparım, yine yapacağım. Ama şimdi bambaşka bir alandayım. Yani çok güzel. 4 evet. yılda bir mi? 4 tamam, ben 37 yıldır bu işi yapıyorum. Allah beni tepemden bahsediyor. Ama siz de öylesiniz. Yok benim şimdi opera tarihi mesela yeni alanım. Bravo. Ona çalışıyorum. Sanat tarihi ama özellikle sıktın. Opera tarihi. Ben hayranlıkla takip ediyorum. Sağ ol. Şimdi disiplinler arası dedik ya. Hayır bir dakika. Şu anda ben tamamen kendi kişiden çıkıp magazine. Kadın bir yerde iki kocasıyla şu anda bir görüntüyü verelim. Çok alışkınız ona ya. Şöyle bir verelim görüntü. Osman Bey. Ayarlıyoruz en kısa zamanda tabii sizi ki, burada evet. Benim için büyük bir onur misafir etmek. Çok teşekkürler. Sağ olun. Allah beyninize zeval vermesin. Bak görüyor musun Ceyhun'cum para diye oradan bağırıyorsun. Ne değerler var, ne yetenekler var. Kolay olmuyor. Birazcık çalış. Sen ne var tabii ki. Evet peki soracağım yine soruyu. Şettirdim ben. Bundan sonraki projeler de diyor. Bundan sonraki projeler hocam. Valla ben sinema istiyorum çok ya. Aa, gerçekten. Evet. Ya ben mezun olduğumda çok şanslıydım. Buradan güzel da söyleyelim biz sinema istiyoruz. Onu özledim. Ben mezun olduğumda şanslıydım. Güzel bir sinema filmiyle başladım. Orayı görüp şu an bayağı 12-13 sene oldu yani o film çıkalı. Şu an özledim güzel bir sen filmde. Sen yine tatmışsın ben de. Ben nerede, nasıl bir filmde görmek istediğimi söyleyeyim. Gözümün önüne bir şey geldi böyle ama yönlendirmek istiyorum. Yani filmin şeyi, dokusu anlamında nasıl bir filmde, ritmi anlamında, Bozkır gibi bir filmde görmek evet. istiyorum. Yani kesinlikle. Son zamanlar beni çok etkilemişti. Evet. Çünkü böyle evet. bir yumruk şey severim. Olmuş gibi oturdum, evet. ağlamıştım filmde. Evet. Bozkır gibi evet. bir filmde görmek istiyorum. Yani kesinlikle. Diziden bahsetmiyorum hı-hı. filminden. Hı-hı. Emin Alper. Evet, evet. Yani umuyorum istediğimiz gibi ilerler. Tabii evet. bu da hepimiz için bir süreç. Şu an çok yoğun çalışıyoruz evet. tabii. Hani bunun denk gelmesi, ayarlanabilmesi zamanla ama benim gerçekten şu an evrene yolladığım evet. enerji o. Yani gerçekten iyi bir sinema filmi sinema. İstiyorum şu an. O zaman buradan yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu programdaki bütün dilekler kabul oluyor. Öyle mi? Yani daha bakayım başka var mıydı? Başka yani bence daha büyük şeyler de dileyin. Yok, sinema filmi cepte. Ya. Tamam sinema. Şu anda gördüğünüz gibi iki sinema filmi ya da beraber ya da ayrı ayrı. Evet. Nasıl bir şey olabilir mesela? Ne olursa çok öyle ağzınızın suyu akar. Nasıl bir rol? Yani çok zıt bir şey oynamak isterim tabii ki de. Yani Nur Sema'nın tamamen zıttı bir şey. Seri katil böyle. Mesela. Olabilir. Yani başka. Şimdi hiç ben böyle şeylerde de böyle kalıyorum. Hani
Peki ne? Şey oldu mu? Mesela dizide Nur Sema böyle bir daha yumuşadı, daha tatlı oldu. Hı hı. Diğer tarafta neyse. Daha böyle sempatiyle gördü onların hı hı. çok tatlı insanlar evet, olduğunu evet. fark etti. Ondan sonra öyle insanlardan gelen tepkiler değişti mi? Tabii ki de. Yani işte her diziye başlayan ve izleyen ilk bir hı hı. birkaç bölüm ay ne kadar iğrenç ve itici bir karakterdin ve sonra sen bizim nasıl canımız olup evimize girdin ve seni bu kadar çok seviyoruz. İşte insanları iyi tanımayla biraz alakalı ya. Hani hemen ilk gördüğümüz insana da ay çok iticiymiş bu. Hani aslında öyle olmuyor. Yaşadığı şeyler belki onu öyle yapıyor ya. Hı hı. Nur Sema için de öyle. Sonra açıldı. Umut için öyle oldu mu seyirciden gelen tepki? Yani Nur Sema ile olan aşkı ve sonrasında o aşka inanarak o evliliğe götürme hali seyircide çok sempatik bir karşılık buldu evet. mu? Sen bir de ama mükemmel başladın bence. Mükemmel karakter örneği. Yani aslında işte Nur Sema'nın kahraman çok gibi. Evet. sert mizacını, o hı hı. bütün duvarlarını yıkan aslında biraz Umut oldu. Aslında Umut da değil de aşık olması oldu hı hı. gerçekten. Bunun da hiç tanımadığı bir yerden gelmesi aslında onu heyecanlandıran, hani bir sonrasında daha ne gelebilir? Kendini keşfetti. Yani o süreç, o zorluklar onlar için şeydi. Ama evlilikten sonra şu an yeni sezon için benim için çok tabii hı hı. büyük bir değişim var şu an. Yani evet. benim için de seyirci için de çok büyük bir değişim var. Ama bu beklediğimiz bir değişimdi bu arada. Çünkü hani zor bir aşk hikayesini oynadığımızı biz çok biliyoruz. Bir de aynı evin içine girdiler. Yani evin içinde olma durumu biraz farklı oluyor ya. Bence ben de öyleyim evet. yani. Hani şey anlamında. İşte en son çektiğimiz sahnelerde bir o yükseliyor bir ben yükseliyorum. Hı hı. Aslında birbirlerini yeni yeni tanımaya hı hı. başlıyorlar tabii, tabii. bence. Nifak tohumları falan olacak mı böyle kayra mayra oradan? Giriyor mu yani olaylara? Yani olmasa bile öyle görünüyor tabii. Hmm. Büyük ihtimalle bir yanlış anlaşılmalar olacak, bir şey olacak. Yani şimdi tedbirli konuşmaya çalışıyorum. Yani boşanacak mısınız diye hani ben sana. Meriç gibi yapayım mı? Boşa kim örüyor? Evet. Kim örüyor? Boşanacak mısınız yeni soruyu? Boşanacak mısınız? Ya şu an bize gelen şeyde hiç öyle bir şey yok zaten. Hatta Nur Sema'nın yani Ertuğrul karakterine hmm. olan bir şey bile yok yani. Hani sadece iş. Hı hı. açısından bakıyor. Hala kocasına aşık. Tabii bir de orada şimdi fragmanda falan da göründü. Hı hı. Aslında başka bir bağlantı var orada. Yani İbo ve ailesi bağlantısı var. O aslında başka bir yere getiriyor. Biz aslında şu an yeni hı hı. gelecek son senaryoyu bekliyoruz. Orayla hı hı. yeni bir kapı açılacak şu an. Bütün karakterler nereye evet. gidecek, ne olacak? Hı hı. Orada belli hı hı. olacak biraz hı hı. yani. Evet. Şey de var tabii. Hani bir taraftan da umudu hep diri tutma hali var ya. Hı hı. Yani bütün zıtlıklar da bir arada olabilir hali. Evet. O yüzden de boşanmamanız gerekiyor gibi geliyor buradan bence de bakınca. Hani o, yani. O ortak yolu bulma halini görebilmemiz gerekiyor diye. Evet, bana mesela geçen gün muhafazakar dediğimiz bir arkadaşım şey dedi. Nur Sema'nın Umut'la beraber olması bize umut veriyor evet, dedi. Ben çok mesaj çok alıyorum. Güzel bir şey bu. Yani demek ki beraber olunabilirmiş. Ben dedi... izlerken dedi umut doluyorum dedi. Hı hı. Yani gerçekten hani ikinizin o yani bambaşka hayatlardan gelen iki insanın da anlaşabileceği, aynı evin içinde yaşayabileceği, evlenebileceği, birbirlerini sevebileceği. Bu birçok kesime umut oluyor. Çok güzel bir şey bence. Çok tartışsalar bile hemen çekip gitmeyip sabredecekleri. Evet. Bu da önemli bir şey. Tabii. Çok çabuk şimdi gemiler yakılıyor ya. Tabii. Peki Umut karakterini muhafazakar kesimden de çok hayran olan ve Instagram üstünden de evet. yürüyenler var mı hocam? Yani, ben de çok mesaj alıyorum. Yani mesaj almama da gerek yok bu arada. Yani görüyorum ben sokakta da. Olabildiğini de evet. görüyorum. Sadece burada bence önemli olan, yani bizim hikayede de öyle gideceğini düşünüyorum ben. Önemli olan o iki kişinin farklılığı meselesi tabii ki ama o iki kişi aile olabiliyor mu? Meselesi bence. Yani şimdi bizde tam ikisi aile olamadı. Yani büyük bir temponun içindeler şu an. Ve o iki kişi kendi içinde ailesini kurabiliyorsa en başta bence kimin kimle hangi gün... Şundan dolayı bu kadar rahat konuşuyorum. Benim annemle babam Nur Sema ile Umut gibi. Yani ayırmak gerekiyorsa. Ama yani hiç ben hiçbir zaman şunu görmedim. Konuşulurdu ama yani hani niye o öyle, niye bu böyle? Hı-hı. Tabii ki de böyle o onu tanıyor, o onu tanıyor. Hı-hı. Benim annem sonuçta Trakya'ya gelmiş, hı-hı. gelin gelmiş orada. Bilmediği bir insan
Yani çok farklı gerçekten. Trakya'da da tabii yani böyle kurulsun sofra. Tabii. Evet yani. Başlıyor Nur Sema Trakya'ya geri gitmiş. Ya o da zor yani. Annemle konuşuyorum ben. O da mesela hatırlıyor bazı şeyleri, yaşadığı zorlukları tabii, hatırlıyor. Evet. İşte bir de o küçük yaşta evlenmiş. Kadın şoka girmiştir yani şimdi düşününce evet. O yaşam biçimini. Evet evet. Ya, o anlatıyor yani gerçekten hani. Biz bir hikayeyi anlatıyoruz tabii. Ama ne hikayeler var. Tabii. Yani bilmediğimiz ne hikayeler var. Gerçekten hani biz buna hani bir şekilde şaşırıp tepki gösteriyoruz tabii. Ama gerçekten hani insanlar nelere alışmak zorunda kalıyor. Bazen de alışmayıp hani güzel hı-hı. Benim annemle babam öyleydi yani. Hı-hı. Mecburi bir şey değildi onların ki aşık olmuşlar birbirlerine. Peki öylece bırakmışlar mı birbirlerini? Yani sen böylesin, ben böyleyim, ben bunu seviyorum, sen bunu seviyorsun diye böyle bir... Hani paralellikte birbirlerinin özgürlük alanını tanıyarak mı gitmişler? Sadece içki konusunda. Annem her zaman orada ya keşke bu olmasa dedi. Ama onun dışında gerçekten hiçbir şekilde ne babam anneme bir şey söyledi, ne annem babama bir şey söyledi. Hiçbir şekilde ne de aileler karıştı bu arada. Hani benim anne tarafı işte. Yani kesinlikle. Büyük geniş de bir aile. Bazen de düşündüğümüz gibi olmayabiliyor. Yani... Hani ben mesela şu örneği aklıma geliyor, hızlıca onu anlatayım. Bir arkadaşım Suriyeli, gerçekten Suriye'den göçen bir ailenin belgesel filmini çekmek için beni de yardıma çağırmıştı. Gittim, mesela Suriye'de adamın eşiyle aynı odada oturamayacağımızı falan düşünüyordum yani. İşte düşünüyormuşum ben sadece. Tabii, hiçbir şey düşündüğüm tabii. Gibi değilmiş. Değil. Yani o savaşın başladığı an bizim hayatımız değişti dedi. Yani ve adamdan çok karısı konuştu, bizim hayatımız da gayet böyleydi. Bazen de hayatı algılar yönetiyor ya. Yani o algıları kırabilecek karakterler bence Umut'la Nursema. Ben buna inandım Ceren'le de. Yani hep öyle bir yerden de oynamaya çalışıyorum karakteri. O yüzden öyle olursa daha evet, evet. Umut da verir. ve bekleneni de sağlamamış olabilir. Bence de öyle. Şimdi Hande de söylüyor. Hande'nin de anne babası aynı öyleymiş. Öyle mi? Ama gayet mutlu bir evlilikleri evet. Var hala. Yani bu yapılabiliyor. Kolay değil gerçi ama yapılabiliyor. Kesinlikle. Yani benim anne babamda da hani annem mesela hiç evde onların evinde alkol alınmamış. Ama tabii ki de kardeşleri falan hep içerlerdi. Ama benim babam da Çanakkale'li. yani yine bir Trakya durumu var. Hani bizde çok babam içerdi. Hani ama annem ki çok kapalı bir aileden gelmemesine rağmen onun içkisine yani bu aslında sadece muhafazakar işte iki farklı kültür. Yani annem Ankara'da büyümüş, babam işte Çanakkale'de. Onlar bile birbirlerini belirli yerlerde şey yapıyorlar yani bu alkol konusunda. Son zamanların derdi. Öncesinde böyle bir şey. Benim annem ve babam da böyle dedem. O kadar şey bir adamdı ki televizyonu şeytan icadı görürdü annemin babası ve Selanik göçmeni bu adam. O kadar muhafazakardı. Artık o muhafazakarlık değil de. Evet. Annem oradan başı bağlı falan değil, babamla evlenerek gayet modern bir hayata girmiş. Yani zaten hepimizin hayatı böyleydi. Evet. Ve son zamanlarda bu sanki çok acayipmiş de aşırı uçlar varmış da. Evet evet. Bunların anlaşması kesinlikle. Çok zormuş gibi algılatılıyor. Evet. Ama tabii şey de var. Mesela gerçekten bu ikili şeyin arasında hiç girmemiş, hep tek tarafta kalmış insanlar da var. Onu da görüyoruz mesela. Gerçekten şaşırıyor. Ya ben diyorum nasıl duymadın mı diyorum mesela bir konu. Duymadım diyor mesela. Yani seküler kesimin ya da tam tersi orada da yani hani o yüzden ben kendimi o açıdan şanslı hissediyorum. Bana garip gelmiyor. Ya sadece bilmediğini insan belki de değil mi şey görüyor. Evet. Bilmediğinden tabii. Korkuyor. Tam olarak öyle hatta. Hani iki taraf için de geçerli. Öbür tarafı bilmediğinden korkuyor. Mesela ben işte en son bir sahne çektim. Herkes bana gelip Allah Allah öyle bir şey mi varmış dedi. Evet varmış yani işte banyo küpesi. Umut'la ikimizin bir diyaloğu var. Banyo küpesini bu yayınlanan bölümde banyo küpemi arıyorum diyorum. Banyo küpesi ne ya diyor. Banyo küpesi işte pırlantam zarar görmesin diye işte abdest alırken o küpeyi takıyoruz. Çünkü işte... Kulak deliğine de su gitmesi lazım falan. O mesela ben de ilk defa falan duymuştum. Diyor. Aynen mesela birçok insandan duydum banyo küpesi çıkarsak. Falan. Bu arada bunu hiç kullanmayan birileri şey de var. Aynen yani yazıyor zaten öyle bir kaide yok ama o şey kullananlar da var bu arada. Varmış. Ya ama bu da ama için su gitsin bir rengi diye aslında. Yani. Delik ben de yeni kalsın duydum. Diye. Yani
Tamam yani evet, benim evet. için bir bilgiydi yani. Aynen, biz de yeni şeyler öğreniyoruz. Yani çok acayip, Yeni Zelanda'da bilmem ne kavmine ait bir bilgi olsa bu aha diye dinleriz. Bizim dibimizdeki evet. bir şeye ait olduğunda umursamıyor ya da evet. küçümseyebiliyor. Evet. Ne kadar acayip ya bir şey. Ya da modernize bu. Edilip yani, tekrar sunulması gerekiyor, öyle bir durum da gibi, var. Gibi, değil mi? evet. ya bu bizim ikiyüzlüğümüz de çok evet. acayip evet. ya, çifte standartımız evet. yani. Bu başka bir yerde bir bilgi olsa aha der, böyle bir heyecanlı anlatırız. Aynen. Ama başkalarında da var mı acaba yani? Dibimizde olan, bize yakın olan hep o cepte diye bakarız ya. Acaba başka İtalyan da kendi kültürüne öyle bakıyor var, mu acaba? Var var. Yani kendi hepsinde ayrımcılık var. Kuzey güney farkı evet. var orada. Fakirler, zenginler, daha dindar olanlar. Hepsinde var. O aynen. Katolikliğe yakın aynen, olanlar. Aynen. İngiltere'de var. Anglikan kilisesi Katolikliğe yakın olanlar var. Katoliğe o başka türlü bir bakar, tabii. yargılar. Tabii. Kendileri politik evet. doğruculuk adı altında hiçbir şey yargılamıyorlar ama gayet hani evet. sınıfsal bir ayrım olarak ortaya koyabiliyor. Her kültürde var. Çünkü bence insanın kendisine anlam katma hali bir başkasını ötekileştirip küçülterek oluyor gibi. Ne yazık ki yanlış bir şey evet, ama maalesef. Böyle bu kolay yol. Kolay yol. Evet. Şimdi onu anlatayım. Çok mu konuştum? Yok. Anladın mı? Çok bana sus diyeyim ben. Sana. Biz her yıl bir tema yapıyoruz. Bu yılda su yapalım dedik. Çünkü hani o Şems'in sözünden de yola çıkarak biz kibire çok, yani kibire çok karşıyız. Hani bu küçük görme, başkalaştırma. Bir damla suydun doğarken, işte ölürken de bir avuç topraksın. Hani bu kibir niye, bu böbürlenme niye diyorlar ya tasavvufta da. Dedik su olsun, hem kuraklığa dikkat çekelim, ormanlarımız evet. kuraklık, artık yağmur da düşmüyor. Bugün iki damla yağmur yağdı gelirken aha diye böyle çok evet, sevindim. Evet. Su aynı zamanda şeffaflık ya, hem vücudumuzun %60'ı su hem şeffaf olma. Biz çok şeffafız hatalarımızla program olarak. Şey bir zihin olsun, berrak bir zihin olsun. Hem ya aslında biz bunu başka türlü yapacaktık, paramız yoktu böyle. Gidip mankenciden bunları ayrı ayrı aldık. Ucuda geldi. Vallahi öyle yani. Hep bu genel müdür yüzünden. Ondan sonra böyle bir şey yaptık. Hem de su gibi akıp gitmek, su olmak, karışabilmek birbirine. Sonra dedik ki her yıl konuklarımıza ya bir şey veriyoruz ya onlar bize bir şey getiriyor. Bu yılda dedik ki evlerinin önünden bize toprak getirsinler bir avuç. Böylelikle bütün topraklar birbirine karışacak. O arkadaki, şu plexideki... Sezonun başladığından bu yana getiren konuklarımızın orada hangi topraklar yok ki? Mersin'den var, Kaz Dağları'ndan var, Bodrum'dan var, Çeşme'den var, Güngören'den var, Ümraniye'den var, Teşvikiye'den var. Bütün topraklar birbirine karışık. Killisi var, taşlısı var. İşte hepsi var yani birbirine karışmış şekilde. Bazen bulamıyorlar mısın? Nereden gelmişti? Setten geldi, Beylerbeyi'nden. Beylerbeyi'nden. O nereden geldi? Erenköy'den. Erenköy'den. Mesela şunu fark ettim ki arkadaşlar, Caddebostan, Erenköy, o tarafın toprağı daha koyu renk. Bak, toprak bilimci olacağım bu sezonun sonunda. Ve yumuşak ve daha böyle şey. Bu taraflar Teşvikiye, Meşvikiye taşlı ve kuru. Şişli Teşvikiye, evet. İyice betonlaşmış. Burada hala evet. hayat var. Dolayısıyla bunları bu şekilde... Bütün topraklar hani din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ayrımı olmadan ve coğrafya ayrımı olmadan birbirimize karışabileceğimiz bir şey. Ay çok güzel olarak bir böyle. Şey. Ha, romantik bir yere bir şey. Bir romantizm yere. Burayı bir plansızlar. Bir şey dermanı değil ama. Çok güzel. Yani o açıdan şimdi mi dökeceğiz ne zaman? Birazdan kaç tamam. dakikamız kaldı Ceyhun? Hah tamam süper. Şimdi son zamanlarda duşta dilinize pelesenk olmuş şarkı var mı? Evet. Diva Yorgun. Çok güzel değil mi ya? Evet. Şimdi birazdan geleceğim size. Çünkü sizin öyle sesiniz mi? Çok güzel. Ama önce öyle bir mi? Ceren Hanım'a bir Diva Yorgun'u duşta. Ay ama çok da sözlerini bilmiyorum. Ne, duş küpesi miydi o? Neydi? Duş küpesi vereyim mi? Var. Ay nasıldı ya sözleri? Ben gram dur. Şarkı bilmem bu arada. Nasıldı? Söyle canım tatlı mı senin de harbi, seven haklı mı? Böyle içine sığmaz da hani elinde kalbim, kederi saklım.
Bilmezdim senden önce bunu değmez mi? O rüzgarları baharın aymazdım. Ben soy bir beşeridim öğrendim gözünde. Bravo. Serkan'ın yanında esamesi okuması evet, mı? Evet buyurunuz efendim. Ama bende hiç şarkı yok gerçekten. Bak detone ola ola okudum aşk olsun. Yok, söylerim olmaz. Ama bir şey diyeceğim. O kadar diyeceğim. Şey, söyleyip sözünü söyleyip. Sözünü bana bir tamam, aç. Açayım. Yani. Ama neyin sözünü? O değil başka bir hangi şarkı. Hayır bunu değil ya başka bir şey. Ne mesela? Ne böyle en sevdiklerinizden? Size böyle dokunan. Rock mesela olabilir. Hatta şey de olabilir böyle. Fırtınam olabilir Hayko Cepkin'i. Ha. Severim o şarkıyı. Rock tamam. Deyince aklıma geldi. Yani yabancı rock da olabilir. Scorpions'lar. Şimdi yabancı rock'a... Onu... Serkan'cığım. Ben şu an şarkımı söylüyorum ya programda. Geldik mi oraya? Çoban oldum gidiyorum. Yapayalnız bu diyarda. Kırbacın vurma yüzüme, düşürür halim zora, düşürür halim zora. Şimdi siz duşta beraber duş alıyorsunuz bu esnada birlikte şarkı söylediğinize göre. Yani olay öyle, sahne öyle gerçekleşti. Neyse arkadaşıma katkıda bulundum. Bence de bu kadar. Ya peki 2018'de bir röportajdan demiştiniz ya. İnanıyorum olacak çok iyi bir proje gelecek diye. Öyle mi demiştiniz? Böyle var mı? Evet biz vallahi her şeyi çıkardık. Böyle var mı evrene mesaj gönderme hikayeniz? Hep. Ha. Böyle ay ne olur 5-2-0 falan demeyin hayır, bana hayır. Ya valla. Yok yok öyle ona bir şey hazır yok. Değilim. Yani 7, ben işte 7-7 falan da yok değil yok, mi? Yok yok öyle tamam, şeylerim tamam. Yok. Ben önümüzdeki yaz bir sinema filminde oynayacağım. Hani oynamak istiyorum değil de oynayacağım diyorum. Yani olmuş gibi yaptığım şeyler bize oluyor. Bize Tarkan gelecek. Konuştum kendisiyle. Geliyor. Evet. Tarkan. Haberi hı-hı, yok geliyor ama. Evet. Ben bir kere onu işe yaradığını gördüm yani. Kanıtlandı bende. Çok sıkışık bir dönemimdeydi. İşte askerlik olayları hı-hı falan vardı ve hem birazcık yüksek lisans sınavı. Yazdım. Post-it'le duvara astım. Dedim ki Kadir Has kazanılacak. Koydum oraya ve özellikle çaba bile göstermedim onun için ve kazandım. Kadir Has. Ama Kadir Has sonra değişti zaten. Yo, bir dersim kaldı sadece bitiremedim yok, ama. Yok Kadir Has ileri oyunculuk. Ha, yüksek lisans için, yüksek lisans için kazanmam tamam gerekiyordu. Çok kısa bir süreçteydi. Ona hemen bir şekilde hedefi koydum. Tamam, süper. Üstüne hiç düşünmedim. Ya benim fark ettiğim şey oldu. Hedeflerde üstüne düşünmediğinde bence gerçekleşiyor gibi. Çok üstüne gitmemek gerekiyor. Dolaba koyuyoruz onu, evet, asıyoruz. Post-it'le asıyoruz dolaba. Asıyoruz. Oldu diyoruz. Oldu diyoruz. Yaptım oldu. Yaptım oldu. Tarkan geldi. Geldi. Başka tabii varsa söyleyeyim buradan. Yok. Tamam yani güzel bir film geliyor. İçe evet, sinen böyle. Yüksel ya, olsa güzel olur tabii ki, şahane olur. Yani ya güzel geçsin. Bu sezonumuz da geçen sezon gibi güzel geçsin. Hı-hı. Yani zaten çok yoğunuz şu an. Yazada bir sinema filmi. Hatta aynen, ikimizin beraber oynadığı. Ya neden olmasın? Anadolu'da olabilir geçen. Anadolu'da geçen. Israrla Anadolu'da geçen geçsin istiyorum. Biz bu arada bir de Osman ya üçümüze şey çok kardeş kastı hı-hı gibi yani hani biz üçümüz. Size direkt tiyatroda olur ama bir şey söyleyeyim mi üçünüze? Ceren yani, Osman beraber oynadı. Üçünüze evet, tiyatroda çok güzel olmaz mı? Şöyle ters köşe bir rolde. Yani Shakespeare gibi falan bir şey böyle hiç evet, alakasız. Evet. Valla güzel olur. Ben biraz tiyatro ara vermiş durumdayım sadece. Hı-hı. Ama yıprandı zaman evet. Biraz öyle oldu ama niye olmasa çok güzel olur gerçekten. Evet yani şey olabilir, hoş evet, bir şey evet olabilir. Peki maddi konularda yani şöyle söyleyeceğim, aklınız paraya eriyor mu? Para tutma, para harcama kültürünüz ne? Ben de direkt geldiği gibi gidiyor. Şey sever misiniz harcamayı? Harcarım yiyeyim, içeyim, ya harcayayım. Babam da öyleydi mesela. Ismarlar ben tam olarak misiniz ona, ya tabii ki şeyse evet, ısmarlarım evet yani. Ama bende durmuyor ya bir şekilde. Gidiyor yani. Onu öğreniyorum hatta tutmayı. Ben daha önceden hiç tutamıyordum. Ama şu anda alışverişi falan bırakmış durumdayım. Çünkü hı, gereksiz artık görüyorum bazı yani üst baş anlamında hı-hı diyorum. Daha çok parayı iyi yerlere gezmek ve
iyi yemekler yemek için harcıyorum. Onun dışında öyle bir şey har vurup harman savurmam yok yani. Tutuyoruz. Ben alışveriş çok sıkıntılar ya. Çektiğimiz için tutuyoruz ayakkabı artık. Ayakkabı, yumuşak karın baş, hangisi? Yani sağ at göz hepsi ya gerçekten. Serkan evet. Ya ben mesela yeni bir kıyafet aldığımda o gün onu giymem lazım. Yani muhakkak. Ya ben zaten Serkan'ı arıyorum. Ne yapıyorsun diyorum. İşte atıyorum zorludayım diyor. Yine ne alıyorsun ya diyorum. İşte bir şeye bakıyorum işte öyle böyle. Ay diyorum, kapatıyorum Osman'a söylüyorum. Yine ya. Bizimki alışveriş yapıyor diyorum. Yani bu arada aşırı değilimdir ama severim yani. Şey yok ama ay yok burçla ilgili var mı diye baktım şöyle. Ha ben hiç anlamam burçlardan bu arada. Hangi? Yay burcuyum. Yay. Bilmiyorum ben de anlamam ama merak ettim. Yani. Parayı tutma ve yükselenin harcama anlamında. Mesela ben aslana akrebim. Ben de aslana teraziyim. Akrepmiş benim de yükselenim. İşte. Evet. Yayı harcar ama yani gezmeyi tozmayı da sever. Severim evet, severim evet. Ya. Gerçi türlü. Aslında aslan asıl şeydir. Evet ama yani... ben zamanında o kadar çok harcadım ki şimdi şey artık gereksiz geliyor bana. Çok kıyafet yani sürekli git bir şey al. Tamam var yani zaten var. İhtiyaç doğrultusunda artık alışveriş yapıyorum. O zaman toprak dökecekmişiz birbirimizin üstüne. Tamam. Şöyle Hayır. şey. Buyurunuz efendim bu sizin toprağınız. Bu Erenköy'dü. Bu Erenköy'dü. Dilek Bey efendim. Setten geldi. Beylerbeyinden. Dilek. Ben şimdi bir şey tutayım. Dilek dileyerek dökün. Madem dilekleriniz olsun. Evet. Şöyle alabilir miyim acaba bu tarafa doğru? Benim dileğim hazır. Dilendi. Şey film mi? Bende kalsın. Okay. Tüm memleket için. Ha ben çok bencilce bir şey diledim o zaman. Ay hayır ya dileğim hiç. Şöyle her yere biraz Beylerbeyi. Her yere biraz Erenköy. Yalılardan. Umut ev. Beylerbeyi gerçekten. Umut'un ev Beylerbeyi'nde mi? Evet. Ya. Evet. Şöyle hatta bizim karıştıralım mı yeni şöyle? Yeni evimiz. Aa bu da şeyden Erenköy'de. O da şey hiç. Hı-hı. Yumuşak yumuşak ıslak evet. ıslak toprak. Beylerbeyi'ninki kuru. Bizimki fakir toprak. Ama Umut da Beylerbeyi'nde de o kadar yani, şey değil. Vallahi değil ya. O zaman biz şnorkelleri de kapatalım mı diyorsun? Şnorkelleri kapatmadan mı alalım Ceyhun? Ne diyorsun? Peki o zaman öyle yapalım. Tamamdır. Biz şnorkelleri de alalım. Sen istediğin gibi tamamdır. Efendim bu cuma Kızılcık Şerbeti'ni ve her cuma evet. saat 20'de şu yok 20'de değil 20'de özet var bir de biz varız. Siz hayır izlemesinler 20'de biz varız ya. Şimdi siz özeti boş verin bir hafta önce. Sen 21 itibariyle yeni bir bizi izledikten sonra şova geçiyorsunuz. Onu o kadar da gömmeyelim kendimizi ya. Bizi de izleyin yani tamam onları izliyorsunuz da. Kapat o zaman ya. Bu soruyu Ceyhun soruyor. O merak etti çünkü. Saçınız bu kadar gergin nasıl oluyor? Onun migreni tutmuş bakarken. Bu kadar gergin başınız ağrımıyor mu? Hep böyle alışık mısınız? Çok alışık. Hatta gece yatarken falan da tutuyorum. Böyle mi yatıyorsunuz? O kadar değil. Ha. Daha az. Gevşek toplayarak. Gevşek. Hı hı. O değil mi? Tek gergin arttı sesleri arttı basmaktan. Ceyhun'un şöyle gergin tipinde. O yüzden bugün öyle. Ama bir tek saçınız gergin. Evet. Yani normalde böyle hani gergin misiniz? Trafikte hiç leşiniz değil. Falan var mı? Evet. Yok değil mi? Hiç Serkan değil. Bey merhaba. Çok teşekkürler. Şimdi siz herkese umut olduğunuz için toplumun bütün kesimlerindeki o birbirinden tatlı hanım kızlarımıza. Böyle size Instagram'dan yürüyenler olduğunu söylemiştiniz. Mesela yolda görüp de bağıranlar umut diye çığlık atanlar oluyor mu? Oluyor da. Her yaşlılığım oluyor. Yani genç arkadaşlar da oluyor ama genelde kızları için yaşıyor. Anneler mi yapıyor? Seviyorum. Çok tatlısı falan diyorlar. Yani milli damat olma hali gibi mi? Yani şu ana kadar vardı. Buradan sonra pek bir şey söylemeyeceğim şu anda. Yani şu an tamamını tatlılığını düşünüyorum. Allah tamamını erdirsin. Çok teşekkürler. İnşallah. Evet.